Ya Gülizar! Evet. Ya sen nasıl bir dene bir insansın? Allah'ını seversen konuş ya. Ha? Hafızı sahte beşli gibi bozuyun. Ha? Ya hiç kalp kırmaya değer mi kardeşim? Ne oldu, rahat ettin mi? Mutlu oldun mu? Hı? Başın göğe erdi mi ha? Ramazan, sakin ol biraz. Ne var? Ne oluyor burada? Nedir derdiniz? Tamam kardeşim, biz bir mallık yapmış olabiliriz. Ama biz iyiliğimizden yaptık ne yaptıksa. Sen niye öyle insansızlık ediyorsun kızım ha? Niye? Bitti mi? Bitti! Bağırdın, çağırdın, içini, zehrini tamamen boşalttın mı? Hı. Eğer bittiyse, şimdi ben konuşayım. Kardeşim, ha, ben size 50 kere dedim. Ha? Şimdi kalkmış bana bağırıyorsun. Laftan anlamıyor musunuz siz ha? Benim kabahatim ne bunda? Hiç kusura kalma Ramazan Efendi, kusura kalma. Sizin yediğiniz haltın hesabını gelip de benden soramazsın sen. Ha? Koskoca adamı kandırırken gelip de bana mı sordunuz? Benim ağzımdan mektupları yazarken gelip de bana mı sordunuz? Ha? Şimdi geçmiş benim karşıma çemkiriyorsun sen. Yürü lan git! Hemen de cevap verme bana! Kime çemkireceğim? Ha? Ya bir insan, bir insana böyle laf eder mi ya? Neymiş? Sen benim dengim miymişsin? Bak hele bak, lafa bak. Sen kimsin Gülizar? Ha? Sen kimsin? Hafız senin dengin der. Senin gibi yüz denesinin de dengi der zaten. Hiç merak etme Gülizar. Ay, bana bak. Ha? Sen ağzını topla. Vallahi erkek demem. Buradan atladığım gibi senin uzamış bıyıklarını yolu veririm ha. Gülizar, sana bir deniz umuzu koyarım yeri yene ha. Ramazan, ağır ol bakalım. Gülizar, sen de kendine gel. Burası Dingo'nun ağırı değil. Nedir derdiniz? Emmi, ben Dingo'yu bilmem de bazıları bizim içimizde tam ağırlık. Çüş! Çüş! Terbiyesiz, ahlaksız. Yasin ağa, duyursun değil mi nasıl konuştuğunu bunun? Yeter. Hadi gel bakayım. Senden görüşeceğiz ha. Senden görüşeceğiz. Bak yukarıda Allah var. Aha buraya yazıyorum. Sen benim elime düşeceksin. Hadi. Sen bunun hesabını vereceksin Gülizar. Konuşacağız seninle, tamam mı? Sen de asırı tövbe. Hadi. Hadi de seninle görüşeceğiz. Senden konuşacağız. Terbiyesiz. Ödümü kopardınız be. Cemşir, bir rakı içsek mi diyorum? Rakı yok. Yok mu? Hepsini döktüm. Hamza benim artık içmemi istemiyor. Ben de oğluma söz verdim. Artık içmeyeceğim. Madem Hamza rakı içmeyin diyor, biz de içmeyiz. Böyle burguruya otururuz burada. Senin ne derdin var Reşit? Benim derdim çok büyük kurban. Günlerdir fellik fellik iş arıyorum. Yok. Memlekette iş yok. Benim gibi akıllı, usta bir berber bile iş bulamıyor. Böyle iş olur mu Cemşir? Aslında bana yardım etsen etsen sen edebilin ama şu Ramazan'la bir konuşsan diyorum. Ben Ramazan'la ne konuşacağım? Ya şimdi Ramazan iş sahibi bir insan. Koskoca meyhanesi var değil mi? Kabak da onu yalnız bıraktı. Belli mi olur? Belki böyle benim gibi becerikli bir yardımcıya ihtiyacı vardır ha? Sen niye konuşmuyorsun Ramazan'la? Ya ben konuştum. Beni dinlemiyor ki. Ama seni dinler. Siz şimdi artık babayla oğul gibi oldunuz. Seni kırmaz. Konuşursun değil mi? Olur. Yarın sabah konuşurum. İyi. Şimdi Hamza rakı içmeyin mi diyor? Thank you.
Ramazan. Hakikaten gittin mi çiftliğe? Gittim çiftliğe kurban olduğum. Konuştum o adı batasıca Gülizar'la. Ama hıncımı alamadım ki ne? Alamadım. Ha, bak buraya yazıyorum. Kurban olduğum Allah inşallah onu hafıza muhtaç eder. İnşallah. Geçmiş benim karşıma konuşuyor bir de. Şırpıntı. Dellendirdi beni ya. Onun var ya ağzının üstüne bir tane koyacaktım. Yemin ediyorum var ya sinemi tuttu beni. Müştemilattan çıktı yok yine kadının. Beyni güneş almıyor tabi. Gördün değil mi? Gözlerin nasıl belirte belirte bana saydı da döktü. Ay Ziyare bacı benim yarın hemen bir hoca bulup kurşun döktürmem lazım. Bunlar benim ardımdan ahta ediyorlardır. Allah muhafaza kız. Ama sen de ayıp etmişsin ha Gülizar. Herifle evlenmeyeceksen evlenme. Ne diye gururuyla oynayıp da alay ediyorsun he? Düşman askeri. Ha, eğer sen de onlardan taraf olacaksan vallahi külahlar senin değişiriz ha. Burada bir hakir gürülün, bir zavallı varsa o da benim yani. Kimsesiz garim diye etmediklerini bırakmadılar bana ya. Allah muhafaza, bunlar beni yarın öbür gün daha da kaldırırlar ya. Şeytan kulağına kurşun. Deli olma kız, koskoca garıyı ne etsinler? Ziyare bacı, ben seni bir ana bildim. Ama laflarını biraz seçerek kullan yani. Vallahi kalbimi kırıyorsun ha. Tamam, kalbin kırılmasın. Östüm. Ay herif resmen başıma musallat oldu ya. Tamam. Gencim, güzelim, işveliyim, cilveliyim, alımlıyım. Vallahi güzellik başa bela. Ama herkesler de bana yükleniyor yani. Ben onlara bin sefer söylemişim, istemiyorum demişim, olmaz demişim. Hafız efendiliği yapamam ben demişim. Şu dünyada bir erkek hafız efendi kalsan yine de olmaz demişim. Erkek kıtlığına kıran gitse yine de olmaz demişim. Ya demişim de demişim de demişim. Demedim mi? Asi şahitsin burada. He şahidim. Şahidim de Gülizar. İçimi kuruttun kız, bir sus. Hanımım, size maruzatım olacak. Buyur Yasin'a. Kara Hasan'dan köylüler geldi. Sizi düğünlerine davet etmek isterlermiş. Düğün mü? Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Sizinle aralarındaki husumetin kalkması şerefine düğünlerinde ağırlamak istiyorlar. Peki. Giderim tabii ki. Kimin düğünüymüş? Yılmaz Zafaddum'un. Yılmaz işlerinde en asisidir. Bunca vakit Muzaffer Bey'e ve size kin gütmüştür. Düğününe davet etmesi hayra alamet. Giderseniz çok hayırlı olur hanım. Hanımsar mısın? Ne istiyorsunuz? Ağam konuşacak seninle. Buyur gidelim. Hiçbir yere gitmiyorum. Çekil önümden. Halide Hanım. Anlamadın herhalde. Ağam çağırıyor diyor. Kimmiş senin ağam? Ali İhsan Bey. Hani şu Celal Emin'in amcası İhsan. Kayıp olan Celal Emin. Bildin mi? Bakın ben ne sizin ağınızı ne de Celal Emin'inizi tanıyorum. Rahat bırakın beni. Halide Hanım. Ağamın davetine icabet etmemek yakışık almaz. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Çek elini. Hanımım.
Ne tarafa gidiyordunuz acaba? Köye gidiyorum Gülizar. Ne var, niye sordun? Madem İmara da siparişlerini hazırmış. Seyyar'a bacığı söyle, Ali'ye o baksın. Sen de gidip alıver. Emredersin sanırım. Şimdi çıkmazsan zorla attıracağım seni. Yasin ağa. Ne oluyor orada? Bu adam sizi görmek istiyor hanımım. Derdin neyse bana söyle dedim, ileri geri konuşmaya başladı. Kimsin sen? Beni ağam yolladı. Ali sana. Yasin ağa tamam. Ben hallederim, sen gidebilirsin. Ne var? Senedin vadesi haftaya doluyor hanım. Ağam hatırlatmak için yolladı beni. Lüzum yok. Senedin vadesinin haftaya dolduğunu biliyorum zaten. Pazartesi sabah para masasında olmazsa ağam çok üzülür. Üzülünce de ne yapacağı belli olmaz. Anladık. Uzatma. Hadi git şimdi.